Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 2 yıldır süren çocuk cerrahisi dolu toplantılarının 4.sü Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 4,5 yaşında kız üzerine tüplü telozon düşmesi şikayetiyle başvuruyor. Hastamız göğüs ve üst karın bölgesine tüplü telozon düşmesi sonrası 2-3 kere kusması olmuş. Tıp Fakültesi konferans salonunda yapılan toplantıya Elazığ başta olmak üzere Diyarbakır, Dicle, Malatya, İnönü, Şanlıurfa, Harran ve Adıyaman üniversitelerinden öğretim üyeleriyle doktorlar katıldı. Pankreas yaralamalarının 2/3 penetran, yaklaşık 1/3 kısmı ise kün travmalarına bağlı olarak meydana gelmekte. Retroperitoneal yerleşim nedeniyle pankreas nadiren yaralanan bir organ ama yaralandığında ciddi sıkıntılar oluşmakta. Program kapsamında katılımcılara sinevizyon gösterimi eşliğinde akciğer kontüzyonu ve femur kırıklığı olguda gelişen böbrek yetmezliği, özellikle travma ve özellikle alanları ile ilgili bilgi verildi. İlk geldiğinde yapılan laboratuvar tetkiklerinde beyaz küremiz 14.230, diğer CBC'de özellikleri yoktu. ALT değerimiz 440. AST 701, amilaz 252, lipaz 397 idi. Hasta probe bir eritrosom süspansiyonu verildi. Bir doğu bölge toplantısı niteliğinde program geliştirdiklerini belirten Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Kazez, bölge branş uzmanları arasında koordinasyon ve iletişim sağlamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çocuk cerrahisi ana bilim dalının ev sahipliğinde çocuk cerrahisi doğu toplantıları ismini verdiğimiz ve 2 yıldır süren bir toplantı grubunun 4. toplantısını gerçekleştiriyoruz. Toplantımıza Malatya İnönü, Diyarbakır Dicle, Adıyaman Üniversiteleri ve Şanlıurfa Harran Üniversitesi ile tabii ki ev sahibi olarak biz katılım gösteriyoruz. Bir doğu bölge toplantısı niteliğinde geliştirdiğimiz bu toplantı 4. toplantısıyla sürekliliğini devam ettiriyor. Bu defaki toplantımızda tema özellikle travmanın özellikli alanları ile ilgiliydi. Birinci grubumuz pankreatikodiyodonal yaralanma dediğimiz özellikle vücudun arka bölgesindeki 12 parmak bölgesindeki alanla ilgili ve seyrek görüldüğü için özelliği ve yaralanmanın mahiyeti itibariyle öldürücü boyutları olduğu için özellikle bir grubu tartıştık. İkinci seansta da bu defa özellikle idrar kesesi ve idrar yolları tanımlaması zor travma grupları üzerinde yine İnönü Üniversitesi'nden katılımcı hocamızla ve katılımcılarla bir sunum daha gerçekleştireceğiz. Bu toplantıları şunun için önemsiyoruz. Birincisi bölge branş uzmanlar arasında, hocalar arasında ki biz çocuk cerrahisi grubunda bunu gerçekleştiriyoruz. Bir koordinasyon, bir iletişim sağlamak için bir aradayız. Hem bu vesileyle sosyal bağlarımızı güçlendirirken hem de bilimsel anlamda birbirimize katkılarımız olabiliyor. Bundan büyük bir keyif alıyoruz. Çünkü eğitim ve bizim için öğrenme hayat boyu devam ediyor. Kopma kısmını görüyoruz.